İşlerin ilk bölümü. Yeni sezon, ilk gece. Heyecanlı mısın? İlk gece bugün. Milli oluyoruz. Milli oluyoruz. Abi toplumun, şu bizim toplumumuzun insan üzerine kurduğu baskıya var ya, kucak açasım geliyor ya. Ya milli olmak ne? Sen Fransız ihtilaliyle nasıl bağladın konuyu, milliyetçilikle nasıl bağladın konuyu buraya ya? Milli olmak, milli oldum mu? Oo ben milli oldum. 15 yaşında milli oldum ben. Sen geç olmuşsun. Şu iş lan, neyi yarıştırıyorsun oğlum sen? Herkes bunu yapacak eninde sonunda. Ama sen çocuğa, o oldun mu milli, milli oldun mu? Ha ben milli oldum, oldum olacağım filan. Bu arada erkeklerin %86'sı ilk gecelerinde erken boşalma sorunu yaşadıklarını söylüyor. Kadınların da sadece %27'si orgazm olabilir. Biliyorlar. Yani düşünebiliyor musun? O büyük anlam yüklediğin için ona o saçma sapan bir şeye dönüşüyor. Ne kadın orgazm olabiliyor ne erkek bunu adam gibi yaşayabiliyor. Tabii yani sonuçta bu kan dolaşımı ile ilgili bir şey. Sen stres yaşadığın zaman senin kalp atışın hızlanıyor. Senin kalp atışın hızlandığı zaman ne oluyor? Senin kan dolaşımın hızlanıyor. Kan dolaşımın hızlandığı zaman ne oluyor? Boşalmaya çok hızlı bir şekilde yaklaşıyorsun. Yani iktidarsızlık ve boşalmanın temel sebebi kan dolaşımıdır. Buraya eğer çok anlam yükler, buraya çok der, burayı böyle gerersen, bu böyle sürekli kan pompalarsa tabii ki yani tansiyonun yükseliyor. Tansiyon yükseldiği için belki iktidar odan onu da anlamıyorum zaten. Belki erekte olamazsın, işte ne bileyim ben erken boşalırsın, nefes alıp verişin düzensizleştiği için kontrol edemezsin boşalmanı. Bunların hepsi senin kafanda şöyle bir şey var. Çünkü milli olmak ne biliyor musun? O zannediyor ki böyle bir maça çıkıyorum ben, 55 bin kişi nefesini tutmuş beni izliyor psikolojisi var onda. Öyle olsa tabii ki erken boşalırsın. Ne oldu? Biz ne yaptık şimdi? Belli değil. Evlilikle ilgili ilk geceyle ilgili bir istatistik de var elimde. Onu da söyleyeyim. Evlenen kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre evlenenlerin %52'si ilk gecelerinde seks yapamıyorlarmış. Evliliğinin ilk gecesinde. Abi tabii vermişsin tabağa 100 euro sen. Akşam onun hesabı yapılıyor. Yapamaz tabii. Ne o gerdek gecesi? Ne oldu gerdek gecesine? Ya 75 euro. Halim abiler geldi mi? Gelmedi. Tam 4 düş. Altınlar. Kaç altın var orada? Çeyreği derse çeyreği. Bak bakayım torbanın altında kalmış mı? Karşıladı mı? Oldu mu? Balayına nereye çıkacağız? Çamaşır makinesi geldi mi? E abi ilk gece mi kalır? Bak bu %52'nin %28'i de 2 gün boyunca seks yapamıyorlarmış. Ya o post işte. O artık atam kafayı. O işte telefondan banka hesabına giriyor. Hay Allah'ım. Zaten abi ben anlamıyorum. O kimin için evliyorsun? İçmişsin de şekerli şatları. Halay çekerken iyi gece. Eve bir döndün. O zaten patates. Sabahtan beri seni böyle omzundan tutup oradan oraya götürmüşler. Böyle. Ya arkadaşım düğün yaptı. Düğün yaparsın değil mi? Düğün senin günündür değil mi? Evet işte kabul ediyor musunuz? Evet evet sonsuza kadar evet filan sonra bir öpmeye başladılar. 400 kişilik düğün anasını satayım. Çocukla karşılaştığında saat 1.30'du gece 1.30. Omzuna davul asıp geldi çocuk ya. Öyle kafayı yemiş artık son şeyden sonra. Neyse yani. Kadın niye orgazm olamıyor? Kadın da gene aynı anlamı yüklü. Çünkü şöyle bir şey ya, bekaretimi kaybediyorum. Kaybediyorum. Şu an bir şey kaybediyorum ben. Bir şey kaybediyorum ben şu anda. Ulan ya bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor bende. Yemin ederim neyi kaybediyorsun ya? Bu Türkçeyle de Türkçeden de kaynaklanıyor bu arada bu. Bekaretini kaybetme. Bekaretin bozulması. Tamam losing your virginity. Gene o yavşaklarda ithal ettiğimiz için. Swahili de böyle mi diyor herif şimdi? Bekareti kaybetmek mi demiyor? Ya demiyor zaten. O Swahili de uu ya. Ugaga ugaga bebe kekeme ha. Kemaka humaka hakuna matata hadi bakalım diye. Aslında hikaye o. Ömrü yok kaybettin, losing virginity, losing my religion. İşte bekaretin bozuldu. Sen şu o ana kadar çok nizamiydin. Bekaretin bozuldu, ne yapacağız? Bekaretini bozdum onun. E tamir et. Saçma. saçma da ya. Lehimli meme yapmıştır ha. Tamam. Afrika'da bir tane kabile var. Evet. Bekaret o kadar kötü bir şey ki onlar için. Damadın en yakın arkadaşı. Bekareti almakla görevli. Müthiş bir izleyici. Nasıl bir izleyici? Kendi çektiğinden. Konuya tamamen hakim. Aynen öyle. Haklısın. Bir de şoko partili olanları var. Kabilede bir gece biliyorsun herkes herkesle birlikte oluyor. Bir de işte o şey gibi yenge erik gibiymiş kütür kütür kabilesi var. O işte yengeyi bir şey hazırlayalım. Yengeyi düğünü hazırlayalım. Ay Allah'ım ya. Tamam öyle de olmayın. Onu da demiyorum. Bir kabile daha. Masai Mara. Bak Masai köylülerinde şöyle bir şey var. Geliyorsun dışarıdan geldin köylü. Dışarıda başka bir köyde Masai. Masai onlar da Maraba. Bizdeki Maraba'ya denk düşüyor. Çiftçi yani onlar da. Hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşan kişiler. Ve o Masai Mara bölgesinde yani Serengeti ile şeyin sınırında o. Hani var ya ceylanların falan atladığı orada yaşıyorlar. Ve köye girdin. Bir dansları var. Seni karşılıyorlar. Karşıladıkları dans. Hakuna Matata bilmem ne. Habarigani Muzuri sana. Ondan sonra zıplıyorsun. Kim daha yükseğe zıplarsa yani sen onlardan o köyün en iyisinden daha yükseğe zıplarsan ya kız kardeşini alıyorsun karşındakinin yani karşı rekabet ettiğin kişinin ya da 200 tane inek. Şimdi bunu hangisine yanacaksın? Hiçbir tutar yanı yok. Ulan zıplamayla kız veriyorsun ayrı. Ulan kızı 200 inekle takas ediyorsun daha artık yani. Bu kadını nasıl daha boktan bir anlam yükleyebilirsin? Şöyle boktan bir anlam yükleyebilirsin. Bu Masai köylüleri evlerini bokla ve şeyle yapıyorlar. Çalıyla yapıyorlar ve evi kadın yapıyor. Bir Masai köylüsü istediği
istediği kadar kadınla evlenebiliyor. Her kadın 200 inek demek. 200 ineğin varsa istediğin kadar kadınla evlenebiliyorsun. Kadının sana evi yapıyor. Boktan ve şeylerden. Yani dışkılardan ve çalılardan. Ve kadınlarla konuştum. Kadınlarla konuşamıyorum pardon. Erkeklerle konuşuyorsun. Ha, çocuk diyor ki bana yapıyoruz. Ondan sonra bir sene içerisinde evi maytlar basıyor ve maytlar yemeye başlıyor evi. Sonra taşıyoruz diyor. Yani evi yapıyor kadın. Bin bir uğraş. Böyle elde boklar, şeyler, çalılar sıvıyor. Evi düzenliyor. Bir sene sonra terk ediyor. Evi yapıyor zaten bir ayda. Öbür evi yapıyor bir ayda. 10 ay oturuyor evde. Abi bu kadın demiyor mu? Biz madem bunu yıkacağız. Bunu adam gibi beton döksek. Ama işte kabul. O yüzden her toplumda bu ilişkilere yüklenen anlamlar bambaşka. Kadınla niye konuşamıyorsun? Kadınla konuşamıyorsun. Kadınlar seninle konuşmuyorlar. Tutucu bir toplum. Gene ataerkil bir toplum. Ve kadınlar seninle konuşmuyorlar. Ama işte Afrika'da da böyle yani. 200 inek bir kadın. İşte hani kadın erkek eşitliği falan diyoruz ya yani. Git orada anlat hadi kadın erkek eşitliğini. Ama biz de Türkiye'de yani kadınlara bokla kerpiçle ev yaptırmasak da yani kadını o duruma sokmak konusunda hiç fena değiliz bence yani.